Hazreti Peygamber'in öğrenim için gelen Safvan'a gösterdiği memnuniyet. Hazreti Peygamber'in yanına girdim. Mescitte kırmızı bürdesinin üzerinde yaslanmış duruyordu. Ey Allah'ın Resulü, ben ilim talep etmek için geldim dedim. Resulullah, ilim talibine merhaba. İlim talibine merhaba. İlim talibini melekler kanatlarıyla sararlar. Sevinçlerinden kanatlarını açıp onun etrafında dolaşırlar. Sonra göklerin birinci katına varıncaya kadar birbirlerinin sırtına çıkarlar, dedi. Kabisa'nın ilim öğrenmek için Hazreti Peygamber'e gelmesi ve Hazreti Peygamber'in ona söyledikleri. Hazreti Peygamber'e geldim. Bana, seni buraya getirten nedir, dedi. Benim yaşım ilerledi. Kemiklerim inceldi sana Allah'ın bana hayırlı kılacağı bir ilmi öğrenmek için geldim dedim. Hazreti Peygamber sen hangi taşın, hangi ağacın veya toprağın yanından geçmişsen onlar sana af talebinde bulunmuşlardır. Ey kabisa! Sabah namazını kıldıktan sonra üç defa Subhanallahil azim ve bihamdihi dersen körlükten, cüzzamdan, felçten korunursun.'' Ey kabisa! Ey Allah'ım! Ben senden, senin katındakini istiyorum. Faziletinden benim üzerime akıt, rahmetinden benim üzerime serp, bereketinden benim üzerime indir diye dua et buyurdu. Hz. Peygamber'in ilim öğrenmek günahlara kefaret olur demesi. Hazreti Peygamber asabıyla konuşurken yanından iki kişi geçti. Hazreti Peygamber o iki kişiye siz de dinleyin. Büyük bir kar elde edersiniz dedi. Hazreti Peygamber konuşmasını bitirdi. Ashab dağıldıktan sonra Hazreti Peygamber ayağa kalktı. O iki adam ey Allah'ın Resulü sen bize dinleyin. Büyük bir kar elde edersiniz dedin. Bu sadece bizim için midir yoksa buna herkes dahil midir dediler. Hazreti Peygamber ilim öğrenmek isteyen hiçbir kimse yoktur ki onun bu isteği geçmiş günahlarına kefaret olmasın dedi. Hazreti Peygamber'in alimin abitten üstün olduğu hakkındaki sözü. Resulullah'a iki kişi zikredildi. Birisi alim, diğeri abitti. Hazreti Peygamber alimin abit üzerindeki fazileti benim içinizdeki en aşağı kimseden üstünlüğüm gibidir. Allah ve melekleri ve gök ehli, hatta deliğindeki karıncalar, denizdeki balıklar bile insanlara hayır öğretene dua edip hayır dilerler buyurdu. Hz. Peygamber, âlemin abid üzerindeki fazileti benim mertebece en aşağınız üzerindeki faziletim gibidir dedikten sonra kulları içinde ancak alimler Allah'tan gereğince korkar ayetini okudu. Hazreti Peygamber'den iki kişinin durumu soruldu. Bunlar İsrailoğulları arasındaydılar. Birisi alimdi. Farz namazını kılar, sonra oturur, halka hayrı öğretirdi. Diğeri bütün gün oruç tutar, bütün gece ibadet ederdi. Bunlardan hangisi üstündür denildi. Hazreti Peygamber farzını eda ettikten sonra oturup halka hayrı öğretenin Oruç tutan, gece namazı kılan, abid üzerindeki fazileti benim en aşağınız üzerindeki faziletim gibidir, buyurdu. Hazreti Peygamber'in ilim öğrenmeye teşvik etmesi. Hazreti Peygamber bir gün bir suffede oturduğumuz sıra çıka geldi ve hanginiz ister ki Buthan veya Akik denilen iki dereden birine gitsin? Hiçbir günah işlemeden ve herhangi bir kimsenin hakkına tecavüz etmeden bedavadan büyük hörgüçlü iki deve getirsin dedi. Ey Allah'ın Resulü, hepimiz bunu isteriz dedik. Hazreti Peygamber o halde niçin mescide girmiyor? Orada öğretmiyor veya Allah'ın kitabından iki ayet okumuyorsunuz ki bu sizin için iki deve getirmekten daha hayırlıdır üç okursanız üçten, dört okursanız dörtten daha hayırlıdır buyurdu. Hazreti Peygamber'in ilim öğrenen kardeşini şikayete gelen adama söyledikleri. Peygamber devrinde iki kardeş vardı. Birisi sanatkardı. Diğeri de peygamberin huzurunda durur, ilim öğrenirdi. Sanatkar, kardeşini Hazreti Peygamber'e şikayet etti. Hazreti Peygamber, sanatkara hitaben, ''Umulur ki sen onun sayesinde rızıklanıyorsun dedi. Hazreti Ali'nin ilme teşvik etmesi ve Kumeyl bin Ziyad'ın bu hususta Hazreti Ali'den rivayeti. Hazreti Ali, peygamberlere en yakın olan insanlar, peygamberlerin getirdiklerini en iyi bilenlerdir dedikten sonra doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar ve bu peygamber ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Ayetini okudu ve Öyleyse Muhammed'e en yakın olanlar ona uyanlardır. Muhammed'in düşmanları da Allah'a isyan edenlerdir. Velev ki soyca onun yakınları olsun buyurdu. Ali bin Ebi Talip bir gün elimden tutup beni sahraya doğru götürdü. Sahraya vardığımızda oturdu derinden içini çekerek, Ey Kumeyl! Kalpler birer kaptır. Onların en hayırlısı en fazla alanıdır. Sana söylediklerimi iyi öğren. İnsanlar üç sınıftır. Biri, ilim ve ameli tam olan ve her yönüyle Allah yolunda olan alimdir. Diğeri, kurtuluş yolunu arayan öğrencidir. Üçüncüsü ise, akılsız ve rezil kimselerdir ki, her bağrana tabi olur ve esen yerin peşinden gider. İlmin ışığıyla aydınlanmaz ve sağlam bir kaleye sığınmaz. İlim, servetten hayırlıdır. Çünkü ilim seni korur. Serveti ise sen korursun. İlim sarf ettikçe artar, servetse sarf ettikçe azalır. Alimin sevilmesini, din herkese borç kılmıştır. İlim, sahibine sağlığında yol gösterir ölünce de ona iyi bir isim bıraktırır servetin gücü servetin elden gitmesiyle yok olur nice servet sahipleri vardır ki daha sağken ölüdürler alimlerse dünya durdukça hayattadırlar bedenleri ortada olmasa bile hatıraları gönüllerde yaşar dedi ali bir daha içini çekip Göğsünü işaret ederek "Burada ilim vardır. Fakat ne yazık ki onu yüklenecek kişiler bulamıyorum. Evet, kabiliyetli ve hızlı kavrayan birisi vardır ama güvenilir değildir. Dini dünyaya alet eder ve Allah'ın eline verdiklerini Allah'ın kitabına karşı, Allah'ın nimetlerini de Allah'ın kullarına karşı kullanmaktadır. Bir diğeri de vardır ki doğru yolda olanlara uyuyorsa da hakkı yaşatmada basiretli değildir. En küçük bir şeyden dolayı gönlünde tereddütler oluşur. Böylece ortada kalır. Ne bu tarafı ne de öteki tarafı tercih edemez hale gelir. Kimisi de vardır ki nefsani arzu ve isteklerin peşinde olup şehvet duygularının esiri olur. Yahut da kalbinde dünya sevgisi o kadar yerleşir ki, en büyük zevki dünya malı toplayıp servet biriktirmek olur. Bu tür kimseler din ve insanlık için yol gösterici olmaktan ziyade şuursuz hayvanlara benzerler. Böylece de ilim sahiplerinin ölmesiyle ilim de ölüp gider. Ancak yeryüzü Allah'ın ilim belgelerini elinde tutan kimselerden tamamen yoksun kalmaz ki Allah'ın delil ve belgeleri işlemez duruma gelmesin. Bu tür insanlar sayıca azdır fakat Allah katında değerleri büyüktür. Allah böyle kimseler vasıtasıyla belgelerini korur ki Allah'ın belgelerini başkalarına aktarsınlar. Bu kimseler ellerindeki ilim silahıyla hakikat kalelerini açar, mide düşkünlerinin sarp görüp yürümedikleri mana yolunda uçarak giderler ve cahillerin ürküp kaçtıkları yücelikleri kucaklarlar. Bedenleri yeryüzünde ise de ruhen yüce alemdedir. İşte Allah'ın yeryüzündeki halifeleri ve insanlığın yol göstericileri bunlardır. Ah, ah bunları görmek ve arkadaş olmak ne büyük saadettir." dedikten sonra bana "Ey Kumeil, Allah beni de seni de affetsin. İstersen Artık gidelim dedi. Muaz bin Cebel'in ilme teşvik etmesi. Muaz bin Cebel şöyle diyor. İlmi öğreniniz. Çünkü Allah için ilim öğrenmek Allah'tan korkmaktır. İlim talep etmek ibadettir. İlmi müzakere etmek tesbihtir. İlmi araştırmak cihattır. İlmi ehline vermek Allah'a yaklaştırıcı bir ameldir çünkü ilim helal ve haramın nişanlarıdır. Ehli cennetin yolunun belirtileridir. Vahşet devrinde insana dosttur. Gariplik devrinde insanın arkadaşıdır. Tenhada insanla konuşan nesnedir. Genişlikte de sıkıntıda da insanın önderidir. Düşmana karşı insanın silahıdır. Dostlar yanında insanın süsüdür. Allah Onunla bazı kavimleri yüceltiyor ve onları hayırda önder ve imam yapıyor. Onların eserlerinden istifade edilir. İnsanlar onların fiillerine uyar ve onların reyleri kâfi gelir. Melekler onların dostluklarını istemektedirler. Kanatlarıyla onları sıvazlamaktadırlar. Yaş kuru, hatta denizdeki balıklar, yerdeki haşerat, sahra'daki yırtıcı ve ehli hayvanlar İlim sahiplerine af talebinde bulunurlar. Çünkü ilim cehaletten ölen kalpleri diriltir, gözlerin ışığıdır. Kul ilimle en yüksek mertebeye varır. Dünya ve ahirette en yüce kemale erer. İlmi düşünce oruç tutmaya denktir. İlmi tartışma gece ibadetine denktir. İlimle akraba hakkı gözetilir ve iyi kötüden ayırt edilebilir. Amel de İlmin takipçisidir. İlim ancak saadet sahibi kişiye nasip olur. Şakî ve bahtı kara olanlar ondan nasip alamazlar. Abdullah bin Mesud'un ilme teşvik etmesi. İbn Mesud şöyle diyor: Sabah kalktığında ya alim veya ilim arayan ol. Bu iki vasfın haricinde olma. Çünkü bu iki vasıf haricindekiler hem cahil hem cahilliğe razıdırlar. Melekler sabah kalkıp ilim öğrenmeye koyulan kimseye hoşlandıkları için kanatlarını gererler. Abdullah bin Mesud şöyle diyor: Ya alim ol veya ilim öğrencisi. Bunun dışında kalıp da onun bunun arkasında sürüklenen bir kimse olma. Abdullah bin Mesud şöyle diyor: Ey insanlar, ilim kaldırılmazdan önce ona yapışınız. İlmin kaldırılması alimlerin ölümüyle olur. İlmi elde etmeye çalışınız. Sizden herhangi bir kimse ne zaman yanındaki ilme muhtaç olduğunu bilmez. İlme sarılın, fakat mugalata yapıp derinleştirmeyin. Asabın yolunu tutun. Çünkü bir kavim gelecektir ki Allah'ın kitabını okuyacaklar, fakat onu arkalarına atacaklardır. Abdullah bin Mesud şöyle dedi: Kişi Alim olarak dünyaya gelmez. Ancak öğrenmekle olur. Ya alim olarak sabahla veya talebe olarak. Bu iki vasfın dışında kalırsan hiç olmazsa alimleri sev ve onlara buz etme. Ebu Derda'nın ilme teşviki. Ebu Derda ya alim ol ya talebe. Ya ilim sahiplerini sev veya onlara tabi ol. Sakın bu dört şeyin dışında olma yoksa helak olursun dedi. Hasan'a dört şeyin dışında olmak nedir dedim. Hasan bid'atçılıktır dedi. Ebu Derda ey Şam halkı siz birbirinizin din kardeşi, kapı komşusu ve düşmana karşı yardımcısısınız. Acaba beni neden sevindirmiyorsunuz? Halbuki benim nafakam sizin üzerinize değildir. Görüyorum ki alemleriniz azaldığı halde cahilleriniz ilim öğrenmiyor. Görüyorum ki Allah'ın kefil olduğu rızık için bütün gücünüzle çalışıyor fakat size emredilen şeyleri terk ediyorsunuz. Şunu bilin ki hangi toplum yüksek ve sağlam binaları yapıp servet yığmaktan başka bir şey düşünmez ve sonu gelmeyen emellerin peşinden koşarsa çok sürmez. Toplumun evleri harabeye döner amelleri boşa çıkar ve cemiyetleri dağılır. O halde ilim öğrenin ve öğretin. Çünkü öğretenle öğrenen sevap açısından eşittir. Bu iki grup dışında kalanlardaysa hayır yoktur buyurmuştur. Ebu Derda Şam halkına şöyle dedi. Siz sene boyunca buğday ekmeği yediğiniz halde size bu rızkı veren Allah'ı, meclislerinizde anlamaya vicdanınız nasıl razı oluyor? Alimlerinizin sayısı gün geçtikçe azalırken cahilleriniz niçin ilim öğrenmiyorlar? İsterseniz alimleriniz artar ve eğer cahilleriniz ilim talebinde bulunurlarsa onu bulurlar. Size zararlı olan durum ve davranışları bırakın da size faydalı olan şeyleri seçin. Hayatımı elinde tutana yemin ederim ki hiçbir toplum hevasına uymaktan başka bir şeyle helak olmaz. Ebu Derda şöyle dedi. İlim kalkmazdan önce onu öğreniniz. İlmin kalkması alimlerin gitmesidir. Kesinlikle alim ve talebe ecirde eşittirler. Gerçek insan ya alim ya talebedir. Bunun haricinde kalanlarda hayır yoktur. Ebu Derda şöyle dedi. Herhangi bir kimse mescide bir hayrı öğrenmek veya öğretmek için giderse ona bir mücahidin ecri yazılır. O, mescitten evine ancak ganimet sahibi olarak döner. Ebu Derda şöyle dedi. Kim ki ilim için sabah çıkıp akşam dönmek cihat değildir fikrindeyse onun aklı eksiktir. Ebu Derda şöyle dedi. İlim öğrenmekle elde edilir. Ebu Zer ve Ebu Hureyre'nin ilme teşvikleri. Ebu Zer ve Ebu Hureyre şöyle dediler. Kişinin öğrendiği bir ilim bahsi, kendisi için bin rekat nafile namazdan daha iyidir. Hazreti Peygamber, bir kişiye ilim yolunda ölüm gelirse, şehit olarak ölmüş sayılır buyurdu. İbn Abbas'ın ilme teşviki. İbn Abbas'tan cihadı sordum. Bana, senin için cihattan daha hayırlısını sana söyleyeyim mi? Bir mescide git. Orada Kur'an ve din bilgilerini öğret. İşte bu cihattan daha hayırlıdır dedi. İbn Abbas'tan cihadın sevabını sordum. Bana cihattan senin için daha hayırlısını sana söyleyeyim mi? Bir mescit bina edip orada Kur'an'ı, peygamber sünnetlerini ve din bilgilerini öğretirsin dedi. Hayrı öğreten için denizdeki balıklar dahil her şey af talebinde bulunur. Safan bin Asal'ın ilme teşviki. Safan bin Asal el Muradiye gittim. Bana "Ey Zir, sabahın erken saatinde neden geldin?" dedi. "İlim için geldim." dedim. Bana "Alim veya talebe ol. Sakın bunların dışında bir şey olma." dedi. Safan şöyle dedi: kim ki evinden ilim talebi için çıkarsa, melekler kanatlarını öğrenci içinde, alim içinde yerlere sererler. Muaz bin Cebel'in ölüm anında ilme olan rabeti hakkındaki sözü. Muaz bin Cebel vefat edeceği sıralarda ikide bir sabah oldu mu diye sorardı. Ona hayır daha olmadı diye cevap verilirdi. Son sorduğunda Evet sabah oldu denilince Muaz, sabahında ateşe gidilen geceden Allah'a sığınırım. Merhaba ey ölüm, hoş geldin. Sen ömrümde ilk defa bana uğrayan bir ziyaretçisin. Fakir bir dostuna gelen bir sevgilisin. Ya Rab, bugüne kadar senden korkuyordum. Fakat ben servet biriktirmek, kanallar açıp, tarlaları bahçe haline getirmek gibi işlerle uğraşmak için dünyada kalmak istemiyorum şiddetli sıcaklarda susuz kalmak, hayatın zorluk ve meşakkatlerini yüklenmek ve zikir meclislerinde alimlerle diz dize oturup seni anmak için dünyada kalmak istiyorum, dedi. Ebu Derda'nın ilme rağbeti Ebu Derda, eğer üç haslet olmasaydı, kesinlikle dünyada kalmamayı daha tercih edecektim, dedi. Onlar nedir diye sordum. Ebu Derda, eğer ebedi hayatımı kazanmak için geceyle gündüzü ardarda getiren, Allah için yüzümü yere koymak, sıcak zamanlarda susuz kalmak ve meyvelerin seçilişi gibi sözlerin iyisini seçip söyleyenlerin yanında oturmak olmasaydı, dünyada kalmak istemezdim." dedi. Abdullah bin Abbas'ın ilme rağbeti. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Rasulullah vefat ettiği zaman bir arkadaşıma gel de asabın çoğu hayattayken onlardan Hazreti Peygamber'in hadislerini soralım dedim. Adam sana hayret ey Abbas'ın oğlu sen zannediyor musun ki sahabelerin içinde şöyle şöyle zatlar olduğu halde halk sana muhtaç olacaktır dedi. Bunun üzerine onu terk ettim kendim sahabiden sormaya başladım eğer bir kişiden benim kulağıma bir hadis gelirse onun kapısına varıyordum. O uykuda olduğu zaman saatlerce kapısında beklerdim. Yüzüm gözüm rüzgardan toz toprak içerisinde kalıyordu. Sonunda o sahabi evden çıkınca beni görerek ''Ey Resulullah'ın amcazadesi, seni buraya getiren nedir? Niçin bana haber göndermedin? Ben sana gelirdim.'' diyordu. Ben de ''Hayır, ben gelmeye muhtacım.'' diyerek ondan hadis dinliyordum. Fakat çektiğim bu zorluklar boşa gitmedi. Öyle bir gün geldi ki halk benim etrafımda toplanıp bana danışmaya başladılar. O arkadaş beni gördükçe bu genç benden daha akıllı çıktı diyordu. İbni Abbas şöyle diyor. Medayin fethedildiğinde halk dünyaya yöneldi. Bense Hazreti Ömer'e yöneldim. Ebu Hureyre'nin ilme rağbeti. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor: Allah'ın Resulü bir gün bana, "Niçin şu arkadaşlarının istediği ganimet mallarından sen de istemiyorsun?" dedi. Ben Hazreti Peygamber'e, "Senden istediğim Allah'ın sana öğrettiğini bana öğretmendir." dedim ve sonra sırtımda bulunan abayı çıkarttım, önüne serdim. Hatta abamın üzerinde bitlerin yürüyüşü hala gözümün üzerindedir. Hazreti Peygamber anlattı, ben de anlattıklarını öğrendim. Sonra Hazreti Peygamber abanı toplar dedi. Ben abamı toplayıp gözüme dayadım. Bana anlattıklarından tek bir kelime bile unutmadım. Ebu Hureyre şöyle diyor. Ebu Hureyre çok hadis rivayet ediyor diyorlar. Allah şahittir ki ben uydurup söylemiyorum. Muhacirler ve Ensar ''Niçin Ebu Hureyre'nin hadisleri gibi hadisler nakletmiyorlar?'' derler. Halbuki muhacir meşguldüler. Ben yoksul bir kişiydim. Karın tokluğuna Hz. Peygamber'den ayrılmıyordum. İşte böylece Hz. Peygamber'in söylediklerini ben dinlerdim. Fakat onlar meşgul oldukları için dinleyemezlerdi. Ben öğrenirdim, onlar unuturlardı. Bir gün Hz. Peygamber, ''Herhangi biriniz elbisesini yayıp, şu sözümü bitirinceye kadar bekler ve sonra da onu katlar, göğsüne basarsa, benim bu sözümden ebediyen bir şey unutmayacaktır, dedi. Bunun üzerine ben sırtımdaki tek elbise olan hırkamı çıkarıp yere serdim. Hazreti Peygamber sözlerini bitirince hırkamı toplayıp göğsüme dayadım. Onu hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, o günkü sözlerinden tek bir kelime bile unutmadım. Allah'a yemin ederim ki Allah kitabındaki iki ayet olmasaydı size bir şey söylemezdim. Allah Teala indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler var ya işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler, gerçeği açıklayanlar başka. Onları bağışlarım. Çünkü ben tevbeyi çok kabul edenim, çok esirgiyenim buyuruyor. Ebu Hureyre şöyle diyor. Halk, Ebu Hureyre çok hadis naklediyor diyorlar. Ben Allah peygamberinin yanında karın tokluğuna kalırdım. Çünkü ben yoksul birisiydim. Elime ne ekmek geçerdi, ne ipekli elbise giyebilirdim.'' ne de bana hizmet eden vardı. Açlıktan karnıma çakıl bağlardım. Çoğu zaman herhangi bir adama, belki beni evine davet eder de bir şey yedirir diye Kur'an'dan bir ayet sorardım. Fakirlere en fazla yardım eden Cafer bin Ebi Talip'ti. Cafer zaman zaman bizi evine götürür ve evinde ne varsa bize verirdi. Hatta bazen bize yağ veya bal dağarcığını çıkarırdı. Biz onu parçalar ve içinde kalan kalıntıları dilimizle yalardık. İlmin hakikati hakkında Hazreti Peygamber'den rivayet olunan hadisler. Allah'ın Resulü şöyle buyurdu: "Allah'ın beni kendisiyle gönderdiği hidayet ve ilmin meselesi toprağa çokça yağan bir yağmurun meselesine benzer. Toprağın bir kısmı iyi olur, yağmuru emer ve birçok bitkiler bitirir." Toprağın bir kısmı ise kurak olup yağmuru emse bile yüzünde topladığı için Allah onunla halkı faydalandırır. İnsanlar o sudan içerler. Hayvan ve ekinlerini sularlar. Toprağın bir kısmı da düz ve kaygan olduğundan yağan yağmuru ne yüzünde tutar ne de emip herhangi bir şey bitirir. İşte Allah'ın dinini kavrayıp getirdiğim ilim ve hidayetten faydalanan ve bunu başkalarına bildiren kimseyle dinlediğinde kibrinden dolayı başını önünden kaldırmayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimse de böyledir. Allah'ın Resulü hiçbir peygamber yoktur ki Allah onu bir ümmete göndermiş olsun da onun ümmetinde havarileri ve kendisinin sünnetine yapışan asapları olmasın. Onlar onun emrine iktiza ederler. Onlardan sonra bazı gruplar gelir, işlemediklerini söylerler, emrolunmadıklarını işlerler. Kim onlarla eliyle cihad ederse o da mümindir. Kim onlarla diliyle cihad ederse o mümindir. Kim onlarla kalbiyle cihad ederse o mümindir. Bunun ötesinde İmandan bir hardal tanesi bile yoktur, buyururdu. Allah'ın Resulü, ilim üç şeydir. Muhkem bir ayet veya kaim olan bir sünnet veya adil olan bir halifedir. Bunlardan ötesine gelince, o fazladır, buyurdu. Hz. Peygamber, size iki şey bırakıyorum. Onlara yapıştıkça sapıtmazsınız. Onların birisi Allah'ın kitabı, diğeri de peygamberin sünnetidir buyurdu. Hazreti Peygamber mescide girdi. Halktan bir grubun bir kişinin etrafında toplandıklarını görünce, bu nedir diye sordu. Bu, allamelik iddia eden bir kişidir dediler. Hazreti Peygamber, allamelik de neymiş dedi. Arapların tarihini, dilini, şiir ve edebiyatını, Arapların ihtilaflarını en iyi bilen kimsedir, dediler. Hz. Peygamber, bu bilinmesi fayda, bilinmemesi ise zarar vermeyen bir ilimdir, dedi. i̇bn Ömer ve i̇bn Abbas'ın ilmin hakikati hakkındaki sözleri. i̇bn Ömer şöyle dedi. İlim üç şeydir konuşan bir kitap, geçerli olan bir sünnet ve bilmiyorum sözü. İbn Abbas şöyle dedi. İlim Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetidir. Bu iki şey dışında kim kendiliğinden bir şey söylerse söylediğini iyilikleri arasında mı yoksa kötülükleri arasında mı bulacak bilemiyorum. Mücahit şöyle anlatıyor. Bir gün ben Ata iklime ve Tabus İbn Abbas'ın huzurunda oturuyorduk. O ise namaz kılmaktaydı. Bu sırada birisi gelip benim bir müşkilim var. Bu konuda bana fetva verebilir misiniz dedi. Biz de evet söyle bakalım müşkilin neymiş dedik. Adam her küçük abdestten sonra benden o bilinen su gelmektedir dedi. Bu sözlerinde çocuğu meydana getiren suyu mu kastediyorsun diye sorduğumuzda da evet dedi. Bunun üzerine biz bu durumda gusül gerekir dedik. Bunu duyan adam la havle çekerek çıktı gitti. Bizim konuşmalarımızı dinleyen İbn Abbas namazını çabucak kılarak selam verdi ve sonra da ey İkrime koş o adamı buraya çağır buyurdu. İkrime koşarak gitti ve biraz sonra da o adamla birlikte geri döndü. İbn Abbas bize siz bu kişiye verdiğiniz fetvayı Allah'ın kitabından mı aldınız diye sordu. Hayır cevabını verdik. Bu kez peki bunu Hazreti Peygamber'in asabından mı naklettiniz diye sordu. Biz yine hayır dedik. O halde bunu nereden aldınız buyurduğunda da biz kendi fikrimizi söyledik, cevabını verdik. Bunun üzerine o işte bunun içindir ki Hazreti Peygamber bir tek fakih Şeytana karşı bin abitten daha kuvvetlidir buyurmuştur dedi ve sonra da adama dönerek söyle bakalım o su senden gelirken kalbinde bir şehvet hissediyor musun diye sordu Adam hayır cevabını verdi peki bu su geldikten sonra bedeninde bir gevşeklik oluyor mu diye sorduğunda adam yine hayır karşılığını verdi O zaman İbn Abbas Öyleyse gusletmen gerekmez. Sadece abdest alman kafidir, buyurdu. Hz. Peygamberin kendisinin getirdiklerini bırakıp da başka peygamberlerin getirdiklerini kabul edenleri şiddetle kınaması. Hz. Peygamber'e kürek kemiğine yazılmış bir yazı getirildi. Bunu gördüklerinde Hz. Peygamber, bir topluluk için ahmaklık ve sapıklık olarak kendi peygamberlerinin getirdiklerinden yüz çevirip de başka bir peygamberin getirdiklerine inanmaları ya da kendi kitaplarından başka bir kitapla meşgul olmaları kafidir buyurdular. Bunun üzerine Allah Teala acaba sana indirdiğimiz ve kendilerine sürekli okunmakta olan kitap onlara yetmiyor mu? Şüphesiz ki iman etmekte olan bir kavim için bunda gerçekten bir rahmet ve bir öğüt vardır ayeti kerimesini indirdi. Hazreti Ömer'in Yahudi peygamberlerinden Danyal'ın kitabını yazan bir adamı azarlaması ve dövmesi. Halit bin Urfut'a şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'in yanında oturmakta olduğum bir gün ona Ehvaz'ın Sus şehrinde ikamet etmekte olan Abdül Kays kabilesinden bir kişi getirildi. Hazreti Ömer ona "Sen Abdül Kays kabilesinden falan oğlu falan değil misin?" diye sordu onun evet demesi üzerine de asasıyla ona vurmaya başladı. Adam "Ey müminlerin emiri, bana niçin vuruyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona oturmasını emretti. Adam oturunca da "Elif lam ra. Bunlar apaçık olan kitabın ayetleridir. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ey resulüm, biz bu Kur'an'ı vahyetmekle sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen bundan önce bu kıssaları bilmeyenlerdendin. Mealindeki ayetleri okudu. Bunu üç kere tekrarladı ve her defasında da adama elindeki asa ile vurdu. Adam, ey müminlerin emiri, beni niçin dövüyorsunuz, suçum nedir diye sordu. Hazreti Ömer de, sen Yahudi peygamberlerinden Danyal'ın kitabını yazıyormuşsun dedi. O zaman adam, nasıl emredersiniz öyle yapayım ey müminlerin emiri karşılığını verdi. Hazreti Ömer, o halde git, o yazdıklarını sıcak su ve beyaz yünle sil. Bundan böyle de ne sen oku ve ne de bir başkasına okut. Eğer bir daha onu okuduğunu ya da başka birisine okuttuğunu duyacak olursam, seni çok şiddetli bir şekilde cezalandırırım buyurdu. Sonra da onun yanına çağırarak Kendisine şunları anlattı. Bir keresinde ben de senin gibi ehli kitabın bilginlerine gitmiş ve onların kitaplarından bazı bölümleri terbiye edilmiş bir deri üzerine yazmıştım. Onu alıp Hazreti Peygambere getirdiğimde bana "Ey Ömer, elinde tutmakta olduğun o şey nedir?" diye sordular. "Ey Allah'ın Resulü, bu ilmimize ilim katmak için yazmış olduğum bir kitaptır." cevabını verdim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber çok öfkelendiler ve mübarek yanakları kıpkırmızı kesildi. Sonra da namaz çağrısı yapılmasını emrettiler. Bu vakitsiz çağrıyı işiten Ensar kendi aralarında mutlaka Hazreti Peygamber öfkelendirilmiştir. Savaş için silaha sarılınız demişler ve silahlanarak mescide gelmişlerdi. Asabın toplanmasından sonra Hazreti Peygamber minbere çıkarak şunları söylediler: Ey insanlar! Bana derleyici ve veciz kelimeler verilmiştir. Ben onları size lekesiz ve tertemiz bir şekilde getirdim. Sakın şüpheye düşmeyiniz ve şüpheye düşenlere de aldanmayınız. Bu sözler üzerine ayağa kalkarak: Ey Allah'ın Resulü! Ben Allah'ı Rab, İslam'ı din ve seni de peygamber olarak kabul ettim dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber minberden indiler. Hazreti Peygamber'in Tevrat'ın bazı bölümlerini yazan Hazreti Ömer'e şiddetle karşı çıkmaları. Hazreti Ömer bir gün kitap ehli olan bazı kimselerden aldığı bir kitabı Hazreti Peygambere getirerek "Ey Allah'ın Resulü, ben bu güzel kitabı ehli kitaptan olan bazı kimselerden aldım." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öfkelenerek şöyle buyurdular. Ey Hattab'ın oğlu! Siz benim getirdiklerimden şüphe mi ediyorsunuz? Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki ben onu size tertemiz ve leketsiz bir şekilde getirdim. Sakın ehli kitaba bir şey sormayın. Çünkü hakkı söylediklerinde kendilerini yalanlamanız, batılı söylediklerinde de tasdik etmeniz ihtimali vardır. Nefsimi kudret elinde bulundurana yemin ederim ki, hayatta olmuş olsaydı, Musa da bana tabi olmaktan başka çıkar yol bulamazdı. Hz. Ömer'in medayinde içinde hayret verici ve çok güzel sözler bulunan bir kitap buldum diyen bir kişiyi dövmesi. Adamın biri Hz. Ömer'e gelerek, Ey müminlerin emiri, biz medayini fethettiğimizde orada içerisinde hayret verici ve çok güzel sözler bulunan bir kitap gördüm dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona bu sözler Allah'ın kitabından mı nakledilmişti diye sordu. Adam da hayır cevabını verdi. O zaman Hazreti Ömer kamçısının getirilmesini emretti. Getirilen kamçıyla o adamı dövmeye başladı. Bu sırada bir yandan da Elif Lamra bunlar apaçık olan kitabın ayetleridir. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ey Resulüm, biz bu Kur'an'ı vahyetmekle sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen bundan önce bu kıssaları bilmeyenlerdendin. Mealindeki ayetleri okuyordu. Sonra da şöyle buyurdu: Sizden öncekilerin helak olmalarının sebebi Tevrat ve İncil'i bırakıp alimlerinin, haham ve keşişlerinin sözlerine yönelmeleridir. Böylece İncil ve Tevrat gizlendi ve mahvolup gitti. İçlerindeki ilimler de yok oldu. İbn Mesud'la İbn Abbas'ın Müslümanları ehli kitaba soru sormaktan men etmeleri. Abdullah bin Mesud şöyle söylemiştir: "Sakın ehli kitaptan bir şey sormayınız. Kendileri dalalette oldukları halde sizleri nasıl doğru yola ileteceklerdir? Eğer onlardan bir şeyler soracak olursanız ya hakkı yalanlamak ya da batılı tasdik etmek durumunda kalırsınız. İbn Abbas şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın peygamberinize indirmiş olduğu kitabı elinizin altında dururken siz herhangi bir şeyi ehli kitaptan niçin soracaksınız ki? O Allah Teala'dan en son olarak inen taptaze bir kitaptır. Ona herhangi bir ilave ve katma yapılmamıştır. Allah Teala kitabında sizlere ehli kitabın kendilerine indirilen Allah'ın kitabını değiştirdiklerini ve bozduklarını söylemedi mi? Kitabı kendi elleriyle yazdılar buyurmadı mı? Onlarsa bu ellerimizle yazdıklarımız Allah'ın katından gelmiştir dediler. Ehli kitap ellerindekini az bir paraya sattılar. Size gelen ilim sizlere onlardan bir şey sormanızı yasaklamıyor mu? Allah'a yemin ederim ki onlardan herhangi birinin bir konuda gelip sizden Allah'ın size indirdiğini sorduğu görülmemiştir. Ebu Hureyre ile Muaviye'nin Hz. Peygamber'in hadislerinden etkilenmeleri Şüfeye el-Asabi adlı şahıs şöyle anlatıyor. Bir keresinde Medine'ye gittiğimde halkın bir kişinin başına toplanmış olduklarını gördüm. Onun kim olduğunu sordum. Ebu Hureyre'dir dediler. Bunun üzerine varıp yanına oturdum. Halka hadis naklediyordu. Konuşması bitip de halk dağıldığında, senden Allah için Hazreti Peygamber'den dinlemiş ve aklında çok iyi tutmuş olduğum bir hadis nakletmeni istiyorum dedim. Bunun üzerine bu isteğini yerine getirip sana Hazreti Peygamber'den dinleyip de Aklımda çok iyi kalmış olan bir hadisi söyleyeceğim," dedi ve sonra da bir çığlık atarak düştü, bayıldı. Bir müddet sonra gözlerini açarak, "Sana kendisiyle benden başka kimsenin bulunmadığı bir sırada bu evde Hazreti Peygamber'in bana söylemiş olduğu bir hadisi nakledeceğim," dedi ve bir kez daha bayıldı. Ayıldığında yüzünü sıvazlayarak, "Sana Hazreti Peygamber'in bana bu evde söylemiş oldukları ve söylerken de kendisiyle benden başka kimsenin bulunmadığı bir hadisi nakledeceğim dedi. Arkasından da yine korkunç bir çığlık kopararak bayıldı. Yüzüstü düşeceği sırada onu tuttum ve ayılana kadar da kucağıma yatırdım. Kendisine geldiğinde bana şunları anlattı. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Allah Teala kıyamet gününde kullarının aralarında hükmetmek üzere iner. Bu sırada her ümmet dizüstü çökmüş sıralarının gelmesini beklemektedir. Hesaba ilk çağrılacak olanlar, Kur'an'ı göğüslerinde muhafaza edip çok okuyan, Allah yolunda öldürülen ve malı çok olan kişilerdir. Allah Teala Kur'an okuyan kişiye, ben sana, peygamberime indirmiş olduğum Kur'an'ı Öğretmedin mi diye sorar. Kişi, evet ey Rabbim. Bunu bana öğrettin der. Bu kez Allah Teala sana öğretilenlerle nasıl amel ettin buyurur. Onun ben onunla gecenin ve gündüzün bir kısmında ibadet ettim demesi üzerine de yalan söylüyorsun buyurur. Melekler de onu tasdik ederek o kişiye sen yalan söylüyorsun derler. Nihayet Allah Teala ona "Sen bunu sana falan adam çok okur." desinler diye ya yaptın. Nitekim sana böyle de denildi buyurur. Bu kez huzura malı çok olan kişi getirilir. Allah Teala ona "Ben sana çok mal verip seni kimseye muhtaç olmayacak şekilde zengin etmedim mi?" diye sorar. Kişi "Evet Rabbim. Bu doğrudur." der. O zaman Allah Teala Peki sana vermiş olduğum bu malı nasıl kullandın buyurur. Zengin kişi ben onunla sılayı rahim yapıp akrabalarımı gözetiyor ve ihtiyaç sahiplerine sadaka veriyordum cevabını verir. Bunun üzerine Allah Teala ve melekler ona sen yalan söylüyorsun derler. En sonunda da Allah Teala sen bütün bunları senin için falan adam çok cömerttir denilsin diye yaptın. Nitekim böyle de denildi buyurur. Ondan sonra da huzura Allah yolunda öldürülen kişi getirilir. Allah Teala ona da sen niçin öldürüldün buyurur. Kişi senin yolunda cihad etmekle emrolunmuştum. Bu emrine uyarak savaştım ve bu sırada da şehit düştüm karşılığını verir. Bunun üzerine hem Allah Teala ve hem de melekler bu kişiye sen yalan söylüyorsun derler. Bütün bunlardan sonra da Allah Teala sen hakkında falan adam çok cesaretlidir denilmesi için savaştın. Nitekim sana dünyada böyle denilmiştir buyurur. Hazreti Peygamber bu sözlerinden sonra dizime vurarak Ey Eba Hureyre! İşte bu üç sınıf halk Allah Teala'nın mahlukatından cehennemin yakılmasında kullanacağı İlk gruptur buyurdular Ala bin Ebi Hakim Şöyle anlatıyor Ben Muaviye'nin muhafızlarındandım Bir gün adamın biri Onun huzuruna girerek Ebu Hureyre'den Cehennemde ilk yanacak Üç grup insandan bahseden Hadisi nakletti Bunun üzerine Muaviye Bu üç sınıfa böyle yapılacağına göre Kim bilir diğerlerinin başına Neler gelecektir diyerek Ağlamaya başladı o kadar çok ağladı ki biz onun bundan öleceğini zannettik ve bu adam hiç de iyi etmedi. Bize kötülüğü dokundu dedik. Bir müddet sonra kendisini toparlayan Muaviye yüzünü sıvazlayarak şunları söyledi: Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir. Yalnız dünya hayatını ve onun zinetini isteyenlere yaptıklarının karşılığını orada dünyada tam olarak veririz ve onlar orada hiçbir zarara uğratılmazlar. Yaptıkları çalışmalarının karşılığını dünyada elde ederler. İşte onlar ahirette ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Yaptıkları boşa çıkmıştır. Yapmakta oldukları da zaten batıldır. Hud suresi 15 ila 16. ayetler. İbn Ömer'in İbni Amr'ın Hazreti Peygamber'den naklettiği bir hadisten dolayı ağlaması. Abdullah bin Ömer'le Abdullah bin Amr İbn-i Merve tepesi üzerinde karşılaştılar ve oturup konuşmaya başladılar. Daha sonra Abdullah bin Amr kalktı gitti. Abdullah bin Ömerse ise orada kaldı ve ağladı. Onu bu halde gören birisi, ''Ey Eba Abdirrahman, niçin ağlıyorsun?'' diye sordu. Abdullah bin Ömer, Biraz önce yanımdan kalkan Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'den kalbinde hardal tanesi kadar gurur bulunan kişiyi Allah Teala yüzüstü cehenneme atar sözlerini işittiğini söyledi. Onun için ağlıyorum dedi. Abdullah bin ile Hasan bin Sabitin şairlere azgın sapıklar uyar ayeti indiğinde ağlamaları Abdullah bin Revaha ile Hasan bin Sabit, Hazreti Peygamber'e gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Allah Teala şairlere gelince, onlara azgın sapıklar uyar. Görmez misin, onlar her vadide şaşkıncasına yürür dururlar. Gerçekten onlar yapmayacakları şeyleri söylerler. Ayetlerini indirirken, Elbette ki bizim şair olduğumuzu biliyordu dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ancak iman edip salih ameller işleyenler, Allah'ı çokça ananlar, zulme uğratıldıktan sonra kendilerini müdafaa edenler müstesna zulmedenler hangi akibete uğrayacaklarını yakında bileceklerdir. Ayetini okuyarak işte bu ayette geçen salih ameller işleyen Allah'ı çokça ananlar ve zulme uğratıldıktan sonra kendilerini müdafaa edenlerden maksat sizlersiniz buyurdular. Hazreti Ebubekir zamanında Medine'ye gelen Yemenlilerin Kur'an'ı dinlediklerinde ağlamaları. Hazreti Ebubekir zamanında Medine'ye gelen Yemenliler Kur'an'ı dinlediklerinde ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir onlara İlk önceleri biz de böyleydik. Sonra kalplerimiz kuvvet bulup itminana kavuştu." dedi. Bildiklerini öğretmeye yanaşmayan alimlerle öğrenmek istemeyen cahillerin tehdit edilmesi. Hazreti Peygamber bir hutbelerinde Müslümanlardan bazı grupları hayırla andıktan sonra şöyle buyurdular: "İçinizden bazı kimselere ne oluyor ki komşularına İslam'ı anlatıp onlara bildiklerini öğretmiyorlar ve niçin iyiliği emredip kötülükten nehyetmiyorlar? Öte yandan bilmeyenler neden komşularından ve bilenlerden sorup öğrenmiyorlar? Allah'a yemin ederim ki ya sizden bilenler kendi komşularına öğretip onları bilgi sahibi yaparak iyiliği emredip kötülükten men edecek, bilmeyenlerse komşularından sorup öğreneceklerdir ya da onları cezalandıracağım. Hz. Peygamber bu sözlerden sonra minberden inip hücre-i saadetlerine gittiler. Bunun üzerine sahabiler kendi aralarında acaba Hz. Peygamber bu sözleriyle kimi kastetti demeye başladılar. İçlerinden bazıları Hz. Peygamber bu sözleriyle Eşar oğullarına kastetmişlerdir. Çünkü onlar dinde bilgi sahibi kimseler olup komşuları da cahil ve hiçbir şeyden haberleri olmayan göçebelerden ibarettir dediler. Bu sözler eşaroğullarının kulağına gittiğinde bunlar Hazreti Peygamber'e gelerek Ey Allah'ın Resulü sen bir kavmi hayırla yad etmiş bizleri ise tehdit etmişsin. Suçumuzun ne olduğunu öğrenebilir miyiz dediler. Hazreti Peygamber de şöyle buyurdular: "Bir kavim ya dini konularda komşularını bilgilendirecek, iyiliği emredip kötülüklerden men edecek, bilmeyenlerse komşularından sormak suretiyle öğreneceklerdir ya da ben onları daha bu dünyada cezalandıracağım." buyurdular. Gelenler: "Ey Allah'ın Resulü, biz komşularımızı nasıl bilgilendireceğiz?" diye sordular. Hazreti Peygamber sözlerini bir kere daha tekrar eylediler. O zaman Eş'ar oğulları, o halde bize bir sene mühlet ver dediler. Hazreti Peygamber de onlara istedikleri mühleti vererek, İsrail oğullarından kafir olanlar, Davut ve Meryem oğlu İsa'nın dilleriyle lanetlendiler. Bu lanetlenmeleri de isyan ettiklerinden ve hadlerini aştıklarından ötürüdür.'' yaptıkları fenalıktan birbirini uyarıp menetmezlerdi. etmezlerdi. Andolsun yaptıkları pek çirkin şeylerdir. Mealindeki ayet-i kerimeleri okudular. Allah Teala'nın ilim ve imanı isteyen kimselere vermesi. Ölüm döşeğinde yatmakta olan Muaz bin Cebel sık sık bayılıyordu. Hele bir keresinde o kadar uzun süre baygın kaldı ki çevresindekiler onun ruhunun kabzedildiğini zannettiler. Bir ara gözlerini açtığında tam karşısında ağlamakta olan Yezid bin Ümeyr'i görerek "Niçin ağlıyorsun ey Yezid?" diye sordu. O da "Allaha yemin ederim ki senden gelmekte olan bir dünya menfaatinin kesilmesinden ya da aramızda bir akrabalık bulunmasından dolayı ağlamıyorum. Ben senden dinlemekte olduğum ilim ve hakikatin kesileceğini düşünerek ağlıyorum, dedi. Bunun üzerine Muaz bin Cebel şöyle buyurdu. Sakın ağlama, çünkü ilim ve iman asla kaybolmaz. Arayanlar bu ikisini mutlaka elde ederler. Sen de ilmi İbrahim aleyhisselamın istediği yerden iste. İbrahim aleyhisselam nerede olduğunu bilmediği ilim ve imanı, ben Rabbime gidiyorum.'' o beni doğru yola iletecektir demek suretiyle Allah Teala'dan istemiştir. Vefatımdan sonra aradığın bir şeyi bulamayacak olduğunda bunu halkın ileri gelenlerinden olan dört kişiden birine sor. Bunlar Abdullah bin Mes'ud, Selman-ı Farisi, Abdullah bin Selam ve Uveymir, Ebu Derda'dır. Hikmet sahibi kimselerin hatalarından ve münafıkların hükümlerinden sakın. Yezid bin Umeyr'e hikmet sahibi kimselerin hatalarını nasıl anlayacağım diye sordu. Muaz bin Cebel şunları söyledi. Şeytan insanın dili üzerine batıl bir söz atar. O da düşünmek sizin bu sözü söyleyi verir. Münafıklar da bazen hakkı söyleyebilir. İlim ve hakikati nereden gelirse gelsin kabul et. Çünkü hakkın üzerinde bir nur vardır. Sakın halledilmesi güç işlerle uğraşmaya kalkışma. İbn Ömer, Cündüb bin Abdullah ve Hazreti Ali'nin ilim, iman ve amelin birlikte öğretilmesi gerektiğini söylemeleri. İbn Ömer şöyle buyurmuştur: Ben uzun bir ömür sürdüm. Bizler Kur'an'ı öğrenmeden önce iman sahibi oluyorduk. Sonra Hazreti Peygambere bir sure iner, biz de aynen sizler gibi Bunlardaki helal ve haramlarla öğrenilmesi gereken emir ve yasakları öğrenirdik. Daha sonra öyle kimseler gördüm ki henüz tam olarak iman etmeden önce Kur'an-ı Kerim'i başından fatihadan sonuna kadar okumasına rağmen ondaki emir ve nehileri bilmez, çürük hurmaları saçtığı gibi saçar gider. Cündük bin Abdillah şöyle anlatıyor. Bulu çağına yaklaştığım yaşlarda Hazreti Peygamber'in yanında bulunuyordum. Biz Kur'an'ı öğrenmezden önce imanı öğrendik. Daha sonra da Kur'an'ı öğrendik ve böylece o bizim imanımızı artırdı. Hazreti Ali şöyle diyor. Hazreti Peygamber zamanında inen her sure ve her ayet müminlerin iman ve huşularını artırdı. Böylece bütün müminler bu ayetlerle getirilen yasaklara riayet ediyorlardı. Sahabilerin öğrendikleri Kur'an ayetleriyle amel etmek, sizin bir başkasını öğrenmeye geçmemeleri. Ebu Abdurrahman es Sülemi şöyle diyor: Bizlere Kur'an-ı Kerim'i öğreten sahabilerin söylediklerine göre onlar Hazreti Peygamber'den on ayeti tam olarak öğrenmedikçe ikinci on ayete geçmemişler ve böylece de ilimle ameli birlikte öğrenmişlerdir. Ebu Abdurrahman es Sülemi şöyle diyor: biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken aynı zamanda uygulamasını da öğreniyorduk. Bizden sonrakilerse Kur'an'ı miras olarak alacaklar ve onu su içer gibi içeceklerdir. Fakat bu su göğüslerinden aşağı inmeyecektir. Elini boğazına götürerek hatta burayı dahi geçemeyecektir. İbni Mesud şöyle buyuruyor. Biz Hz. Peygamber'den 10 ayet öğrendiğimizde bunlarla amel etmedikçe İkinci bir on ayeti öğrenmeye başlamazdık. Selman-ı Farisi'nin insanlara usanmamaları için ilimden ihtiyaçları kadarını almalarını tavsiye etmesi. Selman-ı Farisi radıyallahu an Hz. Huzeyfi'ye şöyle demiştir. Ey Absoğullarından olan kardeşim! ilim çok, ömürse azdır. O halde ondan dininin gerektirdiği kadarını al gerisini de bırak ki ondan tiksinmeyesin. Bir keresinde Selman-ı Farisi, Absoğullarından bir kişiyle yolculuk yapıyordu. Dicle kenarında mola verdiler. Adam Dicle'den su içti. Selman radıyallahu an ona bir daha içmesini söyledi. Adamsa artık yeter, bir daha içemem karşılığını verdi. Bunun üzerine Hazreti Selman acaba senin bu içişin nehirden ne eksiltmiştir dersin diye sordu. Adam da içtiğim bir yudum su ne eksiltebilir ki karşılığını verdi. O zaman selman Farisi işte ilim de böyledir. Ne kadar almış olursan ol yine de eksilmez. Fakat sen yine de ondan ihtiyacın kadarını al buyurdu. İbni Ömer'in kendisine bir mektup yazarak ilimden soran bir kişiye cevap göndermesi. Adamın biri İbn Ömer'e bir mektup yazarak ilim hakkında bilgi istedi. O da ona şu cevabı gönderdi: "Benden ilim hakkında bilgi istiyorsun. İlim sana yazacağım kadar dar ve sınırlı bir şey değildir. Fakat sen elinden geldiğince dilini Müslümanların namus ve haysiyetleriyle oynamaktan sırtını onların haklarını taşımaktan, karnını ise mallarını yemekten koru ve cemaatlerinden de ayrılma. Hz. Peygamber'in Ebu Rifa'ya dini öğretmeleri Ebu Rifa şöyle anlatıyor. Hz. Peygamber'in yanına ilk gidişimde o hutbe okumaktaydılar. Ey Allah'ın Resulü ben garip bir kişiyim ve dinini öğrenmek istiyorum dedim. Bu sözlerimi duyan Hazreti Peygamber hutbelerini yarıda kestiler ve minberden inip yanıma geldiler. Oturması için kendisine yanılmıyorsam ayakları demirden olan bir kürsü getirdiler. Hazreti Peygamber buna oturarak bana Allah'ın kendisine öğrettiklerinden yeterli gördükleri kadarını öğrettiler. Sonra da minbere çıkarak hutbelerini bıraktıkları yerden devam etmek suretiyle tamamladılar. Hazreti Peygamber'in bir göçebe araba, Ferve bin Müseyik ve Behrahiyetindekilere dini öğretmeleri. Bir göçebe Arap, Hazreti Peygamber'e gelerek İslam'ı öğrenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik edeceksin. Namazı kılacak ve zekatı vereceksin. Ramazan orucunu tutup Kâbe'yi ziyaret edeceksin. Kendin için neyi istiyorsan, kardeşlerin için de onu isteyecek, kendi nefsin için arzu etmediğin şeyleri, kardeşlerin için de arzu etmeyeceksin. Muradoğulları kabilesine mensup, Ferve bin Müseyk adlı şahıs, kinde krallarını bırakarak, Hazreti Peygamber'e tabi olmak üzere Medine'ye geldi. Ferve, Sa'd bin Ubadi'ye misafir oldu. Burada Kur'an'ı, İslam'ın farzlarını ve hükümlerini öğreniyordu. Yemen'in Behra şehrinden 13 kişilik bir heyet, hayvanlarını yedeklerine almış oldukları halde Medine'ye geldi. Bu kişiler Cedil oğullarından Miktat bin Amr'ın evine gittiler. Miktat buna çok sevindi ve onları karşılayarak evinin bir odasına yerleştirdi. Sonra bu kişiler Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkarak Müslüman oldular ve İslam'ın farzlarını öğrendiler. Yola çıkacakları sırada da veda için Hazreti Peygambere uğradılar. Hazreti Peygamber de onlara hediye verilmesini emretti. Böylece bu kişiler memleketlerine döndüler. Hazreti Ebubekir ile Ömer'in insanlara dini öğretmeleri. Hazreti Ebubekir ile Ömer İnsanlara İslam'ı öğretirler ve şöyle derlerdi. Allah'a iman edip ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. Allah Teala'nın üzerine farz kılmış olduğu namazları vaktinde eda edeceksin. Çünkü namaz hususunda ihmalkar davranmak insan için büyük bir felaket demektir. Zekatı içinden gelerek ve gönül hoşluğuyla verecek, Ramazan orucunu tutacaksın başındaki Müslüman yöneticilere itaat edecek ve onların sözünü dinleyeceksin. Bir göçebe Arap, Hazreti Ömer'e gelerek, ''Ey müminlerin emiri, bana İslam'ı öğret.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona şunları söyledi. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de onun Resulü olduğuna şehadet edip namaz kılacaksın. Zekatı verip hac edecek ve Ramazan orucunu tutacaksın. Bütün bunları da açıktan yapacaksın sakın gizleyeyim deme. Bir de seni mahcup edecek her şeyden uzak dur. Allah Teala'nın huzuruna çıktığında da Ömer bana bunları emretti de. Bir kişi Hazreti Ömer'e gelerek ey müminlerin emiri ben çöllerde dolaşmakta olan bir göçebeyim ve işim de başımdan aşkındır. Bana kendisiyle amel ettiğimde beni Allah'a kavuşturmaya yetecek amelleri tavsiye edebilir misin dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer adama "Deveni bağla ve sonra da elini bana uzat." buyurdu. Adam elini uzattığında da şunları söyledi: "Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmaksızın Allah Teala'ya kulluk et. Namazı kıl, zekatı ver. Hac ve umre yap. Meşru yöneticilere itaat et. Her işinde açıklıktan ayrılma ve gizlilikten sakın." ortaya çıktığında rezil ve mahcup olacağın hiçbir şeyi yapma. Bu sözleri dinleyen göçebe, Ey müminlerin emiri, ben bunların hepsini yerine getireceğim ve Rabbimin huzuruna çıktığımda ona, bunları bana Hattab'ın oğlu Ömer söyledi derim dedi. Hazreti Ömer de ona, sen bu söylediklerimi hakkıyla yerine getir de Allah'ın huzuruna çıktığında dilediğini söyle dedi.'' Hazreti Peygamber'in sahabilerine namazı öğretmeleri. Bir kişi Müslüman olduğunda Hazreti Peygamber ona ilk olarak namazı öğretirlerdi. Hakem bin Umeyr şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bizlere namazı öğreterek şöyle buyururlardı. Namaza başlarken tekbir getiriniz. Bu sırada ellerinizi kulaklarınızdan yukarıya geçmeyecek şekilde kaldırınız. Sonra Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve tebareke ismuk ve taala cedduk ve la gayruk diniz. Hazreti Peygamber Ebu Bekir, Ömer ve İbni Mesud'un teşehhüdü öğretmeleri. İbni Ömer şöyle diyor: Ebu Bekir Sıddık minber üzerinde bizlere bir öğretmenin çocuklara öğretişi gibi teşehhüdü öğretirdi. İbn Abbas şöyle anlatıyor: Hazreti Ömer elimden tutarak bana Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü mübarekatü lillahi şeklinde teşehhüdü öğretti ve sonra da Hazreti Peygamber de bana aynen bu şekilde öğretmişlerdi buyurdu. Abdurrahman bin Abdelkari şöyle diyor. Ben Hazreti Ömer'i minberi üzerinde et demek suretiyle halka teşehhüdü öğrettiğini bizzat gördüm. İbn Abbas şunları söylüyor: Hazreti Peygamber bizlere Kur'an surelerini öğrettikleri gibi teşehhüdü de öğretirlerdi. İbn Mesud şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber elimi mübarek elleri arasına alarak bana Kur'an'dan herhangi bir sureyi öğrettikleri gibi teşehhüdü öğrettiler. Huzeyfe radıyallahu anh'in namazı güzel kılmayan bir kişiye onu nasıl kılması gerektiğini öğretmesi. Huzeyfe radıyallahu anh bir gün mescide girdiğinde orada rükû ve secdeleri tam olarak yapmayan birisini gördü. Adam namazını bitirdiğinde yanına giderek ona sen ne zamandan beri namazı böyle kılıyorsun diye sordu. Adam kırk seneden beri dedi. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu an o halde sen 40 seneden beri namaz kılmamışsın. Eğer sen namazı bu şekilde kıldığın halde ölecek olursan, Muhammed'in üzerinde yaratıldığı fıtrat üzerinde ölmüş olmazsın, dedi. Sonra da ona namazı güzel bir şekilde öğreterek, insan rükû ve secdelerini tam olarak yapmak şartıyla namazını hızlandırabilir, buyurdu. Hazreti Ali'nin Abdullah bin Cafer'e zikir ve duaları öğretmesi. Abdullah bin Cafer şöyle anlatıyor. Hazreti Ali bana şunları söyledi. Ey yeğenim! Sana Hazreti Peygamber'den dinlediğim bazı kelimeleri öğreteceğim. Kim vefatı esnasında bu kelimeleri söylerse cennete girer. Üç kere La ilahe illallahul halimul kerim. Halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Üç kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ve üç kere de, Tebârakellezî biyedihil mulk, yuhyi ve yumid, ve hu alâ kulli şeyin kadir. Mülkün kudret elinde bulunduğu Allah, ortaktan münezzehtir. Dirilten ve öldüren O'dur. O, her şeye kadirdir kelimeleri. Hazreti Peygamber'in sahabilerinden bazılarına bir takım zikir ve dualar öğretmeleri. Said bin Cünade şöyle anlatıyor. Taifliler içerisinden Hazreti Peygamber'e gelip iman eden ilk ben oldum. Bir sabah kuşluk vakti Tayif'ten yola çıktım ve bir ikindi namazı vaktinde Mina'ya vardım ve dağa tırmandım. Sonra da indim ve Hazreti Peygamber'in yanına giderek Müslüman oldum. Hazreti Peygamber bana İhlas ve Zilzal sureleriyle şu kelimeleri öğrettiler. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. Allah Teala ortaktan münezzehtir. Hamd ona mahsustur. Kendisinden başka ilah yoktur. Ve o her şeyden yücedir. Sonra da işte bu sözler kalıcı olan güzel işlerdir buyurdular. Übey bin Ka'b şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bizlere şu kelimeleri öğretiyor ve sabah ve akşam olmak üzere her gün iki defa söylememizi tavsiye ediyorlardı. Esbahna ala fıtratil İslami ve kelimetil ihlası ve sünnetin nebi yine Muhammed'in ve millete İbrahim'e hanifen ve ma kana minel müşrikîn. Biz İslam fıtratı, İhlas kelimesi Peygamberimiz Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam sünneti ve batıldan hakka yönelmiş olup müşriklerden olmayan İbrahim'in milleti üzerinde sabahladık. Sa'd Radiyallahu an şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber şu kelimeleri bizlere bir öğretmenin çocuklara yazıyı öğretmesi gibi öğretiyorlardı. Allahumme a'udhu bike minel buhli ve a'udhu bike minel cubni ve a'udhu bike en yuradde ila erzelil ve a'udhu bike min fitneti dünya ve kabr. Ey Allah'ım! Cimrilikten ve korkaklıktan sana sığınıyorum. Ömrün en rezil olan kısmına ve dünya fitnesine düşmekten sana sığınıyorum. Kabir azabından da yine sana sığınıyorum. Haris bin Nevfel şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bizlere cenaze namazını öğrettiler ve bu namazda şunları okumamızı söylediler. <laughs>. Allahum mağfirli ihvanina ve ahavatina ve aslih zat beynina ve elf beyne kulubina. Allahumma haza abduke fulan ibn fulan ve na la na'lemu illa hayran ve ente a'lemu bihi minna faghfir lana ve ente a'lemu bihi minna faghfir lana ve lehu. Ey Allah'ım, erkek ve kız kardeşlerimizi affeyle. Aramızdaki ayrılıkları ve anlaşmazlıkları ortadan kaldır ve kalplerimizi birbirlerine ısındır. Ey Allah'ım, bu senin falan oğlu falan kulundur. Biz onu iyi bir kimse olarak biliyoruz. Hem bizi ve hem de onu affeyle. Ben o sırada orada bulunanların en küçüğüydüm. Hazreti Peygamber'e eğer ben onun iyiliğini bilmiyorsam ne demem gerekiyor diye sordum. Hazreti Peygamber de o zaman bildiğini söyle buyurdular. der. Übade bin Samit şöyle anlatıyor. Ramazan geldiğinde Hazreti Peygamber bizlere şu kelimeleri öğretirlerdi. Allahümme sellimni li ramadane ve sellim ramadane li ve sellimahu li mütekalliben. Ey Allah'ım, Ramazan'ı bana, beni de Ramazan'a teslim et. Bu sırada da onu benden kabul et. Hz. Ali'nin insanlara, Hz. Peygamber'e salatu selam getirmeyi öğretmesi. Hz. Ali insanlara, Hz. Peygamber'e nasıl salavat getirmeleri gerektiğini öğreterek şunları derdi. Ey yeryüzünü yayıp, yedi kat gökleri kuran Allah'ım! Ey şakilerin ve sayitlerin kalplerini kudret elinde bulunduran, salavatlarının en şereflisini, bereketlerinin en büyüğünü ve rehvetinin en içten gelenini, kulun ve Resulün olan Muhammed üzerine indir. O karanlık devirlere son vermiş ve mutlu ve aydınlık bir devrin kapılarını açmıştır. Hakkı yüceltmiş, batılları ve hurafeleri ortadan kaldırmıştır. O, peygamberlik görevini yüklendiği günden itibaren Hiçbir şeyden korkmaksızın ve azminde en ufak bir gevşeklik olmaksızın daima senin istediğin yolda ilerlemiştir. Vahyin'in korunması ve emirlerinin yerine getirilmesi için canla başla çalışmış ve bu uğurda hayatını ortaya koymaktan çekinmemiştir. Kalpler fitnelere dalıp günahlara battıkları ve şaşkın bir şekilde dolaştıkları bir sırada senin ona gönderdiğin nur sayesinde hidayet bulmuştur. O, İslam'ın nurlu işaretlerini ve apaçık hükümlerini yaymış ve yüceltmiştir. O, senin güvenilir bir memurun ve ilim hazinenin bekçisidir. Din gününde şahidindir. Sen onu bütün insanlığa bir nimet olarak gönderdin. O, hakla rahmet olarak gönderdiğin peygamberindir. Ey Rabbim! Kıyamet gününde adın cennetinde onun için çok geniş bir yer ayır. Onun mükafatını fazlınla kat kat artır. Ona tertemiz ve kesintisiz faziletlerinden ihsan eyle. Sevabının zaferinden ona kana kana içir. Ey Rabbim, onun binasını bütün binalardan daha yüksek kıl. Onu katındaki derecelerin en güzeliyle mükafatlandır onun için nurunu tamamlayıp kendisini şehadeti makbul, sözü geçer ve sözlerinde adalet ve hikmet bulunan delil ve hüccet sahibi bir kimse olarak mükafatlandır. Hazreti Peygamber'in sahabilerine, Abdülkaysoğulları heyetine İslam'ı öğretmelerini emretmesi. Abdülkaysoğulları heyetinde yer alan bazı kimseler şöyle anlatıyorlar. Hazreti Peygamber'in yanına vardığımızda orada bulunan sahabiler gelişimize çok sevindiler ve bize yer açtılar. Oturduğumuzda Hazreti Peygamber hoş geldiniz buyurdular ve bizlere dua ederek önderiniz kimdir diye sordular. Biz hepimiz Münzir bin Aiz'i işaret ettik. Hazreti Peygamber şu yüzünde yara izi olan mı buyurdular. Çünkü Münzir'in yüzünde bir merkep çiftesinin izi vardı. İşte o günden itibaren Münzir'e yüzünde yara izi olan manasına gelen eşec denilir oldu. Evet ey Allah'ın Resulü, bizim önderimiz olur dedik. O, Hazreti Peygamber'in huzuruna hepimizden sonra girmişti. Çünkü o, develerimizi bağlayarak eşyalarımızı bir araya getirmişti. Bunları yaptıktan sonra da Yolculuk sırasında giymiş olduğu elbiseleri çıkarmış ve heybesinde getirdiği yeni ve güzel elbiselerini giymişti. O içeri girdiğinde Hz. Peygamber mübarek sırtlarını bir yere dayamışlar ve ayaklarını da uzatmışlardı. Eşeccin geldiğini gören halk, ''Ey eşenc, buraya, buraya'' diyerek ona yer açtılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber ayaklarını toplayarak, ''Ey eşenc, buraya gel.'' buyurdular. O da gidip Hazreti Peygamber'in sağ tarafına oturdu. Hazreti Peygamber onunla ilgilenip kendisine iltifatlarda bulundular. Sonra da ona memleketini sordu ve Hecer'in, Safa ve Muşakkar gibi bazı köylerin isimlerini saydılar. O zaman Eşec, ''Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, sen bizim memleketin köylerini bizden daha iyi biliyorsun.'' dedi. Hazreti Peygamber de "Ben zamanında sizin memlekete gitmiştim. Oranın halkı bize çok iyi davranmışlardı." dediler ve sonra da Ensar'a dönerek "Ey Ensar cemaati, kardeşlerinize ikramda bulununuz. Çünkü onlar Müslümanlıkta sizin gibi olup düşünce ve dil bakımından da size en yakın olan insanlardır. Başkalarının Müslüman olmamak için öldürülmeyi göze aldığı bir sırada bu kardeşleriniz hiçbir zorlama olmaksızın kendiliklerinden Müslüman olmuşlardır buyurdular. Ertesi sabah Hazreti Peygamber bizlere kardeşlerinizin size yaptıkları ikramları ve hizmetleri nasıl buldunuz diye sordular. Biz de onlar bize çok iyi davrandılar. Altlarımıza yumuşak yataklar serip bize çok güzel yemekler yedirdiler. Bu arada da Allah'ın kitabını ve peygamberinin sünnetini öğrettiler. Karşılığını verdik. Bu durum Hazreti Peygamber'in çok hoşuna gitti ve bizlere teker teker ne öğrendiğimizi sordular. Biz de öğrendiklerimizi kendisine söyledik. Bazılarımız tahiyyatı, bazılarımız ümmül kitabı yani Fatiha'yı, diğer bazılarımızsa bir iki sure veya sünneti öğrenmişti. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanında oturuyorduk. Bir ara Abdükays oğulları heyeti geldi buyurdular. Fakat o sırada ortalıkta hiç kimseler görünmüyordu. Bir saat kadar sonra uzaktan göründüler. Yanımıza gelerek selam verdiler. Hazreti Peygamber onlara, ''Yanınızda hurmalarınızdan bir şeyler var mıdır?'' diye sordular. ''Evet'' dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber yere bir deri parçası serilmesini emrettiler. Gelenler yanlarında bulunan hurmaları bunun üzerine döktüler. Sonra da Hazreti Peygamber bütün sahabilerini toplayarak "Siz şu hurmaya el berni diyorsunuz değil mi? Şu hurmaya şu ismi, şuna da bu ismi veriyorsunuz." diyerek hurmaların çeşitlerini saydılar. Onlar da Evet karşılığını verdiler. Daha sonra Hazreti Peygamber gelenlerin her birisini Müslümanlardan bir kişiye misafir ettiler. Müslümanlar onları evlerinde ağırlayacak ve kendilerine namazı ve gerekli bilgileri öğreteceklerdi. Böylece bu kişiler bir hafta buralarda kaldılar. Sonra Hazreti Peygamber onları çağırdı ve neler öğrendiklerini sordu. Ancak öğrendiklerini yeterli bulmayarak Onları bu kez de başka Müslümanların evine misafir ettiler. Böylece bir hafta daha geçti. Hazreti Peygamber onları bir kez daha denediler ve bu sefer kendilerine yetecek kadarını öğrenmiş olduklarını gördüler. O zaman bu kişiler "Ey Allah'ın Resulü, Allah Teala'nın yardımıyla artık dinimizi öğrenmiş bulunuyoruz. İzin verirseniz dönmek istiyoruz. Çünkü ailelerimizi ve memleketimizi çok özledik." dediler. Hazreti Peygamber de onlara izin verdiler. Hazreti Peygamber'in Veda Haccı yolculuğunda sahabilerine İslam'ın hükümlerini öğretmeleri. Cabir radıyallahu an şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Medine'de 9 sene kaldı ve bu müddet zarfında da hacca gitmedi. 10. sene Hazreti Peygamber'in hacca gideceği ilan edildi. Bunun üzerine Medine civarındaki Müslümanlar onunla birlikte hacı yapmak için Medine'ye akın ettiler. Böylece Hazreti Peygamber Zilkade'nin 25. günü Medine'den yola çıktı. Biz de onunla birlikteydik. Zülhuleyfe denilen yere geldiğimizde Umeys kızı Esma, Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed'i dünyaya getirdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'e haber göndererek ben ne yapacağım diye sordu. Hazreti Peygamber de ona önce guslesin, sonra da geniş bir elbise giyerek lebeyk, Allahümme lebeyk şeklinde telbiye getirmek suretiyle haccını yerine getirsin buyurdular. Devesi çöle ayak bastıklarında Hazreti Peygamber lebeik, Allahümme lebeyk, lebeyke la şerike leke lebeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulke la diyerek tehlil ve telbiye getirmeye başladılar. Müslümanlar da bu sözleri tekrarlıyorlardı. Bazıları ise zulme ariç ve buna benzer kelimeler de ekliyor, Hazreti Peygamber ise bunlara ses çıkarmıyorlardı. Ben bu yolculuk sırasında Hazreti Peygamber'in önünün, gözün alabileceği yerlere kadar yaya ya da süvarilerle dolu olduğunu gördüm arkasında, sağında ve solunda da durum böyleydi. Kur'an-ı Kerim aramızda bulunan Hazreti Peygamber'e iniyordu. Onun tevilini en iyi Hazreti Peygamber bildiği için biz kendisine bakıyor ve o nasıl amel ediyorsa biz de aynı şekilde amel ediyorduk. Cabir el-Kadiri'nin yolculuk esnasında Hazreti Peygamber'den ilim talep etmesi Cabir bin el-Ezrak el-Gadiri şöyle anlatıyor. Beraberimde bazı eşyalar da bulunduğu halde bir devenin sırtında Hazreti Peygamber'e geldim. Sonra onunla birlikte Mekke'ye doğru yola çıktık. Oraya vardığımızda Hazreti Peygamber deriden yapılmış bir çadıra girdiler. Çadırın kapısında ellerinde kamçılar olduğu halde 30 kişi nöbet tutuyordu. İçeri girmek istediğimde bunlardan birisi beni iteledi. Bunun üzerine ona, ''Beni itelersen ben de seni itelerim. Eğer bana vurursan ben de sana vururum.'' dedim. O da bana, ''Ey insanların en şerlisi.'' dedi. O zaman, ''Allah'a yemin ederim ki sen benden daha şerlisin.'' dedim. Bu nasıl oluyor deyince de, ben Yemen'in en ücra bir köşesinden Hazreti Peygamber'i dinleyip döndüğümde bu öğrendiklerimi beni beklemekte olanlara öğreteyim diye kalkıp buralara kadar geldim. Sense beni Hazreti Peygamber'in yanına girmekten men ediyorsun dedim. Bunun üzerine o doğru söylüyorsun. Allah'a yemin ederim ki ben senden daha şerliyim dedi. Sonra Hazreti Peygamber Mina'ya gitmek üzere Develerine bindiler. Mina'nın Akabe mevkiinde Müslümanlar soru sormak için Hazreti Peygamber'in etrafına toplandılar. Büyük izdiham oldu. Bu yüzden hiç kimse Hazreti Peygamber'e yaklaşamıyordu. Bir ara saçlarını kısalttırmış bir kişi "Ey Allah'ın Resulü, benim için dua et." dedi. Hazreti Peygamber de "Allah Teala başını tıraş ettirenlerin günahlarını affetsin." buyurdu. Adam yine, ey Allah'ın Resulü, benim için dua et dedi. Hazreti Peygamber de sözlerini tekrarladılar. Adam bir kez daha, ey Allah'ın Resulü, benim için dua et dedi. Bu kez Hazreti Peygamber üç kere, Allah Teala başını tıraş ettirenlerin günahlarını affetsin buyurdu. Bunun üzerine adam giderek saçlarını dipten kestirdi. İbni Cerir'in, müminlerin hepsinin birden savaşa gitmeleri uygun değildir ayetini tefsiri. İbni Cerir, müminlerin hepsinin birden savaşa gitmeleri uygun değildir. Bu yüzden her topluluktan bir grup savaşa gitmelidir. Geride kalanlar da dinde ilim sahibi olmaya çalışmalıdırlar. Kavimleri savaştan kendilerine döndüklerinde onları uyarmalıdırlar ayeti hakkındaki yorumları söyledikten sonra şöyle diyor. Bu ayet doğruya en yakın olarak şöyle yorumlanabilir. Her topluluktan bir grup insan savaşa çıkarak Allah Teala'nın orada kendi dinine, peygambere ve onun asabına nasıl yardım edip düşmanlarını ve kafirleri genilgiye uğrattığını görsünler. İslam'ın batıl dinlere nasıl galebe çaldığına bizzat şahit olsunlar. Savaş bitip de döndüklerinde kavimlerini, yenilenler üzerine indiğini gördükleri Allah'ın gazabı hususunda uyarsınlar. Onlara inanmayanların başına neler gelebileceğini anlatsınlar. Bu şekilde belki de geri kalmış olanlar, Allah ve Resulünün düşmanlarının başlarına gelenler kendi başlarına da gelmesin diye iman ederler sahabilerin cihatla ilim öğrenimini bir arada yürütmeleri. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor. Gazaya çıktığımızda Hz. Peygamber'in hadislerini dinleyip ezberlemeleri için bir veya iki kişiyi geride bırakırdık. Gazadan dönüşümüzde bu kişiler Hz. Peygamber'den dinlediklerini bize söylerlerdi. Biz de daha sonra bu hadisleri Hz. Peygamber şöyle buyurdu demek suretiyle halka aktarıyorduk. Sahabilerin hem çalışıp hem de ilim öğrenmeleri. Ensardan akşam olduğunda Medine Münevveri'nin belli yerinde toplanıp bütün geceyi Kur'an okuyarak ve müzakeresini yaparak geçiren 70 kişi vardı. Sabah olduğunda gücü kuvveti yerinde olanlar odun getirip satarak geçimlerini temin ederler ve mescide de tatlı su getirip koyarlardı. Zengin olanları ise ara sıra bir koyun alıp keserek etlerini Hazreti Peygamber'in hücre-i saadetlerinin duvarlarına asarlardı. Hubeyb radıyallahu an şehit edildiğinde Hazreti Peygamber bu yetmiş kişiyi gönderdi. Aralarında Enes bin Mali'nin dayısı Haram bin Melhan da vardı. Bunlar Süleymoğullarından bir kabilenin yanından geçtiler. Onlar da kendileri için geldiklerini zannederek silahlanıp Ensar birliğinin karşısına çıktılar. Bunun üzerine Haram bin Melhan birlik komutanına müsaade et gidip onlara kendileriyle savaşmak için gelmediğimizi söyleyeyim de yolumuzdan çekilsinler dedi. O da izin verdi. Haram onlara doğru giderken adamın biri mızrağını ona sapladı. Vurulduğunu hisseden Haram Allahu ekber Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki zaferi kazandım, şehit oluyorum diye bağırdı ve sonra da düşüp öldü. Daha sonra bu kabile sahabileri kordon altına aldı ve Hz. Peygamber'e durumu bildirecek bir kişi dahi bırakmaksızın kılıçtan geçirdiler. Hz. Peygamber bu durumu öğrendiklerinde çok fazla üzüldüler. Öyle ki o hiçbir askeri birlik için bu kadar üzülmemişlerdir her sabah namazından sonra mübarek ellerini kaldırarak bu işi yapan kabileye beddua ederlerdi. Bir grup insan Hz. Peygamber'e gelerek bize Kur'an ve sünneti öğretmek üzere arkadaşlarından bazılarını gönder dediler. Hz. Peygamber de onlarla birlikte 70 kişi gönderdi. Bunlara kurra deniliyordu. İçlerinde Enes bin Mali'nin dayısı Haram da vardı. Bunlar Kur'an okur, geceliğin müzakerelerde bulunarak ilim öğrenirlerdi. Gündüzleri de mescide su getirirlerdi. Odun taşıyıp satarak elde ettikleri parayla suffa asabına ve fakirlere yemek yedirirlerdi. İşte Hz. Peygamber'in Kur'an ve sünneti öğretmeleri için gönderdikleri kişiler bunlardı. Ancak onları Hz. Peygamber'den isteyen kabile gidecekleri yere varmadan bu kişilerin hepsini tuzağa düşürerek öldürdüler. Bunlar öldürüldükleri esnada, Rabbimiz, bizim başımıza gelenleri Peygamberimize bildir. Biz senden razıyız, sen de bizden razı ol, dediler. İçlerinden birisi, Enes'in dayısı Haram'a arkadan yaklaşarak mızrağını sapladı. Vurulduğunu hisseden Haram, Kabe'nin Rabbini,